Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda bu yıl 10.sı gerçekleşen Future Fish Eurasia 2022 Balık ve Balıkçılık Fuarı'ndayız. Sizlere gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda Future Fish Eurasia 2022 Fuarı'nda İzmir'de bu yıl 10.sı yapılan Balıkçılık Fuarı'ndayız. Yanımızda ülkemizde yetiştiricilik sektöründe çok büyük emekleri olan Sayın Ali Kurtuluş Beyefendi var. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ali Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Sinop doğumluyum. Karadeniz'i çok iyi biliyorum. Karadeniz'in dalgalarıyla büyüdüm. Balıkçılığı bırakmadım. Balık sektörünün içerisinde yetiştirme bölümünde 1979 senesinden beri iştigal etmekteyim. Hala çalışmaktayım. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Gitmediğim ülkeler bir tanesi Güney Afrika, ikincisi Güney Amerika. Diğer ülkelerin hepsine gittim, Moğolistan dahil. Buralarda yapmış olduğum çalışmalar, araştırmalarım içerisinde en önem verdiğimiz balıkların, balıkçılığın hayatta olabilmesi için, tutunabilmesi için ana sütü yerine geçen Artemia üzerinde senelerce çalışmaktayım. Ölene kadar da çalışacağım. Efendim, peki Artemia nedir? Biraz anlatabilir miyiz izleyicilerimize? Evet, biz sektör olarak Artemia'yı az çok biliyoruz ama halkımızın ve bu işin içerisinde merak salan insanların Artemia'yı daha iyi anlayabilmesi için siz bu konuda nasıl bir tanımda bulunursunuz? Artemia tuz göllerinde, aşırı tuzlu göllerde, yani %50-60 oranında tuzluluk olan göllerde, yani bizim tuz gölümüz gibi İzmir Çamaltı Tuzlası'ndaki yöre gibi aşırı tuzlu bölgelerde Artemia yetişir. Artemia 1,5 ile 2,5 santim arasında canlı bir yaratıktır. Bu canlı yaratık Artemia tuz göllerinde, sadece tuz göllerinde yaşayan, balık dahi yaşamayan bir canlıdır. Bu canlı 1,5 ile 2,5 santim arasında büyüklüğü vardır. Tuz göllerinde yetişen bu Artemia sadece Artemia yetişebilir. Balık vesaire yetişmez çünkü aşırı tuzludur. Bunlar 1,5-2,5 santim civarındadır. Eğer besin değeri yüksek göldeyse, bu tuz göllerindeyse Artemia 250-300 yumurta kesesinde saklayabilir. Kesesindeki bu yumurtaların özelliği de canlı olarak uyku döneminde doğarlar. Anne tarafından bırakılır. Bir anne 250-300 yumurta bırakabilir 11-15 gün içerisinde. Eğer sıcaklık ve besin yeterli varsa gölde, üremeleri daha çoktur. Bu Artemia'nın daha sonra kendi suyuyla, kendi gölü suyuyla yıkanır, temizlenir. Kuluçka dönemini geçirmesi için soğuk hava deposunda -4 ile 15 derece arasında 2 ay, 3 ay saklanabilir. Ama bu dönem içerisinde test yapılması lazım ki uyku döneminin ne zaman bittiğini bilinebilsin. Bundan sonra ise kurutma dönemine girer. Kurutma ise çok özeldir. Kuruturken fatty acid dediğimiz yağlarını yaktığınız zaman Artemia'nın hiçbir özelliği kalmaz. Besin değeri ve protein değerleri kaybolan bir Artemia, artificial dediğimiz, yani doğal olmayan Artemia gibi bir Artemia olur. Balığa da bir faydası olmaz. Genelde balıkçılarımızın, karides çiftliklerinin kullanmış olduğu bu yöntemle satılan Artemia'lardan satın aldıkları için genelde kaliteli ne karides ne de balık yiyebiliyoruz. Çünkü Artemia'nın özelliği 24 saat sonra, çatladıktan sonra havuzlarda
balıklara verilir. Yeni doğmuş yumurtalardan çıkan balıklara verilir. Ve bu balıkların anne sütü değerinde olduğundan dolayı mutlak surette besin değeri vesaire bunların hepsinin en yüksek olan Artemia'nın seçilmesinde fayda vardır. Yoksa maalesef ne alabalık, ne çipura, ne levrek, ne karides ve de başka deniz yaratıklarının büyümesinde faydalı olması mümkün değildir. Dolayısıyla Artemia'sız bir dünya kesinlikle mümkün değildir. Artemia hatta kuruttuktan sonra, Nauplia'yı kuruttuktan sonra, embriyoyu kuruttuktan sonra toz haline getirilirse yem unlarının içerisine spirulina gibi, astaxantin gibi kuru Artemia'da, Artemia tozu da konabilir. Bunların artısı yemin kalitesini yükseltir, balığa bir enerji verir. Çok güzel. Efendim peki Türkiye'de Artemia sektörünün, Artemia ürününün daha da gelişimiyle ilgili ne gibi önerileriniz ve tavsiyeleriniz olabilir? Artemia'nın üremesi için Türkiye'de başta tuz gölümüz ve tuzlu göller, aşırı tuzlu olan göllerimizde Artemia'nın mutlak surette yapılmasıdır. Bugüne kadar bu özellikle bu sene itibariyle 100 tonla yakın Türkiye Artemia kullanıyor. Bunu çok basit bir fiyatla söyleyeceğim. 50 dolar kilosunu alsa en azından 50 milyon dolar paramız yurt dışına gidiyor. Bu paranın yurt içine kalması için mutlak surette tuz göllerinin sadece flamingolar için geliştirilmesi, beslenmesi veya onarılması yönüne gidilmemesi ama burada yaşayacak olan flamingo kuşlarının, diğer kuşların, göçmen kuşların da hepsinin ihtiyacı olan Artemia, hepsi, dünyanın bütün kuşları da gelse bitiremezler çünkü tuz göllerinde çok aşırı Artemia olur. Hem göçmen kuşlarımız beslenir ve hem de Türkiye'mize en az 50 milyon dolar para bırakır. Yani artı ihracatımıza dahi faydası olur. Peki efendim Türkiye bir Artemia üssü olabilir mi? Olabilir. Yani bu dinamikleri taşıyoruz ve bunu kurumsal alanda uluslararası noktalara taşıyıp sürdürülebilir bir ihracat modeline dönüştürebilir miyiz? Çok rahatlıkla dönüşebilir çünkü bugün SİHA'lardan bahsediyoruz, uçaklarımızdan bahsediyoruz. Dünyaya bunları satabileceğimden satıyoruz bunları. Artemia ise sadece ve sadece sağdan soldan gelen Artemia'larla paramızı yurt dışına göndereceğimize, mesela Türkiye'deki tuz göllerimizin hepsini kendi amaçlarının haricinde tekrar ve tekrar Artemia için kullanılmasında Türkiye'miz için bir üs olması çok çok doğal. Hatta mesela İran gibi bir ülkenin Artemia Reference Center diye bir kuruluşu var. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Maalesef öyle bir şeyimiz yok. Biz hep dışarı bağımlıyız. Bu bağımlılıktan kurtulabiliriz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetlerle olan ilişkilerimizden dolayı elimizin altında öyle büyük potansiyeli var ki ben bunu su ürünleri bölümündeki yetkililere dile ettim. Sadece çıkamadığım bakanlık, bakan ve cumhurbaşkanı kaldı. Diğerlerinin hepsinin haberi var. Bir sürü yazı gönderdim, CİMER'den de gönderdim. Hiçbirisine doğru dürüst cevap da verilmiyor maalesef. Ama Türkiye eğer aklını kullanırsa bu iş üzerinde hani SİHA gibi, uçak gibi, helikopter gibi bir düşünceye sahipse balık yeminde ki balıksız bir dünya mümkün değil. 1 milyar dolar yıllık gelir olan bir sektördür bu. 1 milyar dolar bugün nereden baksak bizim yetiştiricilik potansiyelimizin hemen hemen yarısı değil mi efendim? Evet. Maalesef böyle bir fırsatı senelerdir, 25-30 senedir Türkiye'de anlatmaya çalışıyorum. Maalesef. Herkes diyor ki işte efendim yatırımcı bul, parayı getir, ben vergimi alayım. Ne olursa olsun, ben başkasını anlamam. Bu zihniyetimizi değiştirmemiz gerekli. Peki efendim, Artemia'nın önemini zannediyorum
izleyicilerimiz de anladı. Sizin balıkçılıkla ilgili hikayenizin başlangıç noktasını öğrenebilir miyiz? Karadeniz'de olduğunuzu biliyorum ama her Karadeniz'de bir parça balıkçılık vardır ama sizdeki balıkçılık noktası, balıkçılık arzusu, balıkçılıkla ilgili ritüeller çok daha derinlere iniyor diye düşünüyorum. Bunun başlangıcını alabilir sizden efendim? 6-7 yaşlarımızda biz, benim evimle denizin arası 35-40 metre fazla değil. Biz deniz kenarına giderdik. Kışın, yazın, her zaman denizden çıkan ne bulursa, midyeydi, yengeçti vesaire, bunları yiyerek büyüdük. Denizden ne çıkarsa, hani yerim misali, ben de denizden devamlı beslendim çocukluğumda. Hatta deniz soğuğu olur Karadeniz'de, Sinop yöresinde. Deniz soğuğunda palamutu uzanıp almak için 10 defa içeri dışarı girip çıkıp bir tane palamut almak için çok uğraştığım zamanlar oldu. Deniz soğuğu olduğu zaman. Kendi tüfeğim vardı, dalgıçlık yaptım, balık vurdum. Bir defa bizim evimizde en az her gün olmasa bile haftada 2-3 gün devamlı balık yenir. Biz balıkla büyüdük. Balığı biz yazın, kışın her zaman yeriz. Bulamadığımız zaman dalarız denize, tüfeğimizle yine vururuz. Ama denizin, balığın bir özelliği var. Balık doğru pişirirsen, doğru yöntemlerle pişirirsen, doğru balığı, taze balığı eğer alırsan, donmuş balıklardan daha çok taze balığı alırsan, doğru beslenmiş balığı, denizden çıkmış balığı alırsan, inanın şöyle söyleyeyim, dünyanın en güzel yemeklerinden bir tanesidir. Bu bir. İkincisi, bildiğim kadarıyla bir sürü ülkede, hani Çin'den tutun, Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan, aklınıza gelebileceğiniz Avustralya dahil, yediğim balıkların en lezzetlisi, altını çizerek söylüyorum, Karadeniz'in balığını hiçbir balık dünyada tutmaz. Bunu böyle bilin. Hatta ben şöyle söyleyeceğim, balıkçılarımıza bir tavsiyem var. Bizim üniversitelerimiz olsun, bilim adamlarımız olsun, genelde Karadeniz çok pislendi. İşte efendim Tuna Nehri karışıyor, o karışıyor, bu karışıyor. Karadeniz öyle bir deniz ki ne kadar uğraşsalar gerekli bilgiye sahip değiller. Karadeniz'e giden tüm pislikler dışarı, deniz deryadır, pisliği dışarı atar. Denizimiz pırlanta gibidir. Bugün tanıştığım birisi şunları söyledi. Karadeniz'in midyesi direkt olarak Amerika'da satılıyor. Sinop'ta daha 4-5 sene daha uğraşacaklar. Midyeyi öğrenecekler nasıl yetiştirileceğini. Ondan sonra onu bir de satmaya çalışacaklar. Lütfen denizlerimizi başta kirletmeyin. Ama Karadeniz kesinlikle kirlenmez. Karadeniz'den ne çıkarsa hiç endişe etmeden yiyin. Ama bir tavsiyede bulunacağım. Marmara Denizi bakteri yüklü. Marmara Denizi'nden yediklerinizle lütfen dikkat edin. Ege Denizi çok daha temiz. Akdeniz çok daha temiz. Ama Marmara maalesef müsilaj sıkıntımızla bütün doğayı mahvettiğimizden dolayı doğanın bize vermiş olduğu cezadır. Müsilaj aslında yemyeşil, pırlanta gibi müsilaj balıkların korunduğu yuvadır. Yuvadır. Balıklar onların içerisinde, yavrular onların içerisinde yuvalanır. Ama lütfen Marmara Denizimizin temizlenmesi için dip tarama mutlak surete yapılması lazım. Limanların, barınakların, marinaların dip temizliği yapılmadığı müddetçe müsilajdan Marmara kurtulamaz. Peki fuarı nasıl buldunuz? Fuar balık... Beklentilerinizi karşıladı mı? Yok. Fuar çok zayıf. Ben bu fuarın uluslararası bir fuar olup dünyanın bir sürü ülkesinin burada olmasını beklerdim. Ama denizcilik, balıkçılığımızın yeterli derecede olmadığını, Karadeniz'de bir sürü balıkçı var. Hiçbirisi yok burada. Marmara'da var, Ege'de var, Akdeniz'de var. Nerede bu balıkçılar? Neden yok birisi?
Neden mi yok? İyi anlatılmadı diye mi yoksa efendim? Vallahi bir defa reklamını iyi yaptıklarını zannetmiyorum. Ben kendilerine de söyledim. Bu fuarın uluslararası bir fuara dönüşmesi için çok daha önceden çalışılması lazımdı. Ben uzun seneler Çin'de de çalıştım. Fuar olmadan, fuara hazırlanmadan fuar hazırlığı çok önceden yapılır, delege gönderilir. Bunun altyapısı vardı. Bu altyapısını biz fuarcı olarak, Türkiye'deki fuarlar olarak maalesef yapamıyoruz. Özellikle deniz, hani balıkçılık ve su ürünleri, yetiştiricilik konusundaki fuarlara hiç önem verilmiyor. Yani buraya balıkçılık, hani balıkçıların değil de devletin buna daha çok sahip çıkması lazım. Bir özel bir not, ister kesin ister kesmeyin, ben bunu da söyleyeceğim. Bir balıkçılık bakanlığı doğru insanları bünyesinde barındırmayan balıkçılık bakanlığı kurulmadığı müddetçe balıkçılığımızın önüne geçilemez. Eğer Marmara Denizi'ndeki trafiği durdurup geçecek balıkların, yani 3 kalmış 3-5 tane palamutu da yok etmek için izin verilmesini şiddetle kınıyorum. Bizde ben çocukluğumda Karadeniz'de çok balık vurdum. Kefal balığı çok lezzetli balıktır. Bizde geçiş balığı derler. Geçiş balığı kadar lezzetli kefal balığı bulamazsınız. Gerçi Karadeniz'in hepsi güzel. Hepsi güzel. Karadeniz'in geçiş balığı. Kefal balığını maalesef bugün çoğu insan hem tutmuyor hem de yemiyor hem de kanalizasyon ağızlarında sağda solda oluyor. Halbuki gelin bunu, yani Türkiye biraz bu konuda oldukça geri kalmış. Kefal balığını dışarıda, havuzda besleyebilir, yetiştirebilirsin. Kefal balığının yumurtası o kadar pahalı ki, yumurtasını al, balığın karnını dik, tekrar balığı gönder denize. Bu şekilde. Mersin balığı gibi değil mi? Mersin balığı gibi. Mersin balığı olsun, kefal olsun. Bu balıkların yetiştirilmesinde, yani yetiştiricilik bölümüne aktarılmasında çok fayda var. 28 sene bitti. 28 sene bitti. Kalkan balığı sözde Japonlarla beraber kalkan balığı yapılacaktı. Çok uğraştılar belki. Çok emek ettiler. Ama ben bir şey söyleyeyim. Akademisyen arkadaşlarımız lütfen şey yapması, bağışlasın. Çünkü Japonya'ya gidip, Japonya'dan gelip orada bir şeyler öğrenip burada Japonları buraya getirip Japonlar burada kalkan balığını yapamaz. Kalkan balığı bizim Karadeniz'imizin özel bir balığıdır. Bugün Karadeniz'de 600-700 gram veya 1 kilo, 1,5 kiloluk artık kalkan kalmadı, yok. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir kalkan balığı 15 kilo olmalı. Bir, denize gidip de balık tutanların alayı cinayet işliyor. Dişi balığı tuttuğunuz zaman mezgirt olsun, kefal olsun, ne olursa olsun bırakın denize Allah rızası için. Balık bitmesin diyorsunuz değil mi? Balık bitmesin. Balık biterse insanlık biter. Çünkü bakın ileride şöyle bir başımıza bir bela geliyor. Şöyle bir bela gelecek. Tavuk yakında herhalde kuş gribidir bilmem nedir. Onları tavuk yiyemeyeceğiz. Yasaklayacaklar. Koyun, sığır bunlar da yasaklanacak ileride. Çünkü hayvanlara ölüm. Şimdi kedi köpeği beslerken onlara sağlıklı, hani iyi davranırken koyun, keçiyi onları kesmek mi lazım? Öldürmek mi lazım? Maalesef onlar da can taşıyor ama balık en çok üreyebilen, hele şu Karadeniz'imizi, bir senecik, bir tek sene kimse oltasıyla dahi balık tutmasa vallahi balık fışkırır Karadeniz'imizden. Lütfen gelin denizimizi lütfen bitirmeyin. Pandemide bile bunu gördük değil mi efendim? Bu yasak dönemlerde balığa çıkamadık. Hem amatör orta balıkçılar olsun, hem kıyı balıkçıları, hem endüstriye balıkçılar. Balığa da çıkamadık, sokağa da çıkamadık.
Bu dönemde bile doğa kendisini yeniledi ve bize sürekli meyvelerini vermeye başladı. Bunu bariz bir şekilde gördük efendim. Aslında belki de korona bize özellikle getirildi. Dünya bir rahatlasın diye. Çinli öyle diyor, Avrupalı öyle diyor. Ben niye demeyeyim? Değil mi efendim? Son bir mesajınız var mı? Sizi çok yormayalım efendim. Son mesajım, ben Karadenizliyim diye söylemeyeceğim ama inanın Karadeniz'in balığını hiçbir şey tutmaz. Dünyanın en lezzetli balığıdır bu bir. İkincisi, dünyada su ürünleri sektörü şayet bir aksilik olur da iflas ederse, inanın 8 milyar nüfusumuzun 4'te 3'ü ölür gider. Çin'de bir aile en az günde bir öğün su ürünlerinden herhangi bir şey tüketiyor. Vallahi bu kadar sık değil mi? Bu kadar sık. Ama şunu da eklemem gerekli. En son olarak şunu söyleyeyim. Balık giren eve doktor girmez. Balık o kadar önemli ki insan. Omega 3, bir defa omega 3'ü balıktan alabiliyoruz. Başka hani bütün besinlerimizin şeyi balık yemeyen insanlara bir bakın. Maalesef bir tarafları noksan oluyor. Gidin Afrika'nın ortalarında bile insanlar anlıyor ki balıksız dünya olmayacak. Onlar bile balığa gidiyor. Madem Afrika'nın ortasında, Amazon'un ortasında, sağda solda balık yetiştiriliyor, balığa dönülüyor. Neden biz balık için biraz daha emek sarf etmeyelim? Gittiğim bazı ülkelerin içerisinde en çok lezzetli yediğim bir ürün, bir yemek vardı. O da fish and chips. Fish and chips o kadar ki yani her Allah'ın günü 3 defaya Amerika'ya giden insanlar, Avrupa'ya giden insanlar genelde McDonald's veya KFC tavuk yer. O misali, eğer biz fish and chips'i Türkiye'de, adı başka bir şey olsun, Türk ismiyle, yani ben iki tane şeyim var, Türk ismiyle fish and chips'in yerini alan çok kendimize has özel bir pişiri şeyiyle, ızgara, tava, efendim bunlar herkes biliyor. Bilmediğimiz bir yöntemle balığı yaparsak bence dünyada fish and chips'in önüne geçebiliriz. Çok güzel, Türkiye bu konuda para kazanabilir. Fish and chips'in yerini mutlak surette alalım. Mutlak surette bir şey bulalım. Çünkü denizimizde tüm çıkan balıkların hepsi dünyanın en güzel balıklarından daha iyi. Size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ali Bey, sizi çok yormak istemedim.